Fatiha Hanım bir film daha programının 7. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 6. bölümde Turgay Bakırtaş'la Babam ve Oğlum filmini konuşurken Türkiye sınırlarında kalmıştık. Dahası gözler dolu dolu replikleri hızlı geçmiştik. Bu bölümde İlem Derneği'nden Genç ve Okur Dergisi'nden tanıdığımız Yusuf Temizcan'la Deli ve Dahi filmini konuşacağız. Ben şimdi Gülçeyen'i ikram ederken... Tamam. Kurgucu beğenmedi. Neymiş? <laughs> Hediye'miz yanımızda. Bu hafta. Abi geçen hafta hediyeyi unutmuşum ve Öyle hayali mi? bir takdim yaptık. Kim vardı geçen hafta? Abdullah Kibriç ile yaptınız en son. Evet sonra Turgay Bakırtaş vardı. Ha, çok güzel. Evet inşallah. Hangi filmi konuştunuz onunla? Abi babam ve oğlumu konuştuk Öyle ama mi? tam bir dram. gözyaşları yaşları sel oldu mu? <laughs> Olmaması için birbirimize <laughs> bakmadan bazı repliklere atladık. Çok güzel. Bir film daha'nın bu haftaki konu Yusuf Temizcan. Ben Gülçen'inize ikram ederken size sorayım. Yusuf Temizcan kimdir? Çok teşekkür ederim Görkem Hocam. Öncelikle beni burada ağırladığınız için. Ben şimdi gelmeden evvel sizin daha evvelki programlarınıza da baktım. Beni ilk davet ettiğinizde de göndermiştiniz. Ama o zaman zannediyorum daha azdı programlar. Belki hı hı. bir ya da ikiydi. Biz epey oldu görüşeli. Sonraki programlara da baktım. Ee, öncelikle teşekkür ediyorum. Çok, hem bu program çok güzel, çok hoş bir program. Burada olmaktan dolayı memnunum, mutluyum. Hem de e, nazik davetinizden dolayı da ayrıca memnun olduğumu söyleyeyim. Yusuf Temizcan, 1990 Konya doğumlu. E, Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunuyum. E, Medeniyet Üniversitesi'nde yine Sosyoloji Bölümü'nde doktora yapıyorum. E, İlmiye Tütler Derneği'nde çalışıyorum. Okur Dergisi'nin editörlüğünü yapıyorum. Ee, ...altı yaşında bir kızım var. Allah bahşesin. Kız İsimini. babasıyım. Ala Nur. Çok güzel maşallah. Evet. Bunu da gururla... ...her yerde söylüyorum. Kız babasıyım. Maşallah. Sosyoloji deyince... ...Onur da şuradan bir mutluluk duydu. Kendisi de öyle. O da sosyoloji. Harika. <laughs> evet. Meslektaşız. Evet. Ben tekrar teşekkür ederim... ...geldiğiniz için. Rica ederim. Çünkü... E, ...yoğun olduğunuzu biliyorum ve zaman ayırmanız... ...beni mutlu etti. Rica ederim. Şimdi biz bu deli ve dahi... ...seçerken... Aslında sizinle küçük bir geçmişe döndüğümüzde bir İngilizce kursunda tanışmıştık. Hı hı. Ben sizin kim olduğunuzu biliyordum ama tabii ki maalesef siz o zamanlar... Biz de şu an ilk defa yüz yüze <laughs> evet, evet. Çok aslında mesajlaştık, konuştuk ama evet. ilk defa yüz yüze karşılaşmış olduk. Evet. Programda olması da ayrı bir bereket oldu evet. tabii. Yoksa ben sizin eğitimlerinizde, genç derginin şeylerine falan hı. gelmiştim tabii ki. Evet. Şimdi bu filmi seçerken aslında e, size bir listeden bunu seçmenizi rica ettim ama... Benim için sizi seçmenizde şu mutluluk oldu. İngiltere'de bulunduğunuzu bilmek Aynen. ve İngiltere'ye dair bir sürü hayalimdeki soruyu soracak olmak gayet keyifli. Ben de demek ki filmi seçerken bilinçaltım hemen oralara götürmüş <laughs> beni. Çünkü gelmeden önce ben film bir kez daha izledim. Şimdi Oxford belki ilk izlediğimde çok önce. Yani ilk çıktığında da izlemiş oldum. 2009 hı hı, zannediyorum 19. film. 2009-2010 olabilir. ...ilk çıktıklarını izlemiştim, bir de şimdi izledim... ...Oxford'da geçiyormuş pek çok sahne... Hı hı. ...ben oraları gezdim şimdi... ...o yüzden böyle tekrar bir daha bir keyif aldım... ...yani film izlerken... ...bu tercihi yapmamda da o bilinçaltı... E, ...karşıma çıkmış olabilir. Gayet havalı bir giriş oldu, ben Aynen. oraları gezdim... <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> İnşallah bir de, de... ...bir havasını istemiştim bir yerde. Kesinlikle, ben direkt şeyi sormak istiyorum... ...filmde 18. yüzyılın İngiltere'si var... ...şu an öyle midir hocam? Vallahi hocam bazı yerleri öyle kesinlikle... Oxford, Cambridge gibi yerler öyle. Tabii Londra, işte Birmingham mesela, oralara da gittim. Brighton, ondan sonra. O tip yerler tam o zamanki gibi değil. Çok ciddi bir, ya yani modernleşmenin de merkezi bir yerinde olduğu için endüstrileşmenin özellikle İngiltere, oralar çok değişmiş. Fakat Cambridge'de ben mesela şimdi üç ay kaldım. 18. Hatta 16. Yüzyıl, 17. Yüzyıl aynı dokuyla devam ediyor. Sadece işte belli başlı yerler mecburen bir daha elden geçirmişler ama büyük oranda o doku korunuyor diyebilirim. Oxford'da da öyle. Yani o geçmişe gidiyorsunuz, bir ortaçağ sokaklarında geziyorsunuz. O binalar aynı yapıldığı aslıyla devam ediyor. Büyük oranda devam ediyor. Gayet canımızı Bu çektirdiğiniz için. Kesinlikle. <laughs> Valla fırsatı olan herkes gitsin hocam. İnşallah. Sizin gidişinizde dil Evet Evet dil, dil meselesiydi. Cambridge'de bir dil kursuna gittim ee, ama yine ana gayelerden bir tanesi biraz e, Türkiye'yi dışarıdan bir süre bakmak, buralardan biraz uzaklaşmak ee, ve İngiltere'yi de biraz gezmekti. Onları da gerçekleştirmiş oldum. Mutlu mesut döndüm. Çok güzel maşallah Doktorayı bitirdikten sonra bir daha gitmek istiyorum hocam. Yine İngiltere'ye. İnşallah. Ama bu sefer belki Edinburgh falan olur. O zaman da başka daha İngiltere'li bir İnşallah. filmde İnşallah yeniden buluşuruz. buluşuruz. İnşallah. Ben küçük bir filme gireyim. Sizi o sırada bir dinlendireyim. 2019'da 25 milyon dolar hasılatlı bir filmden bahsediyoruz. Ve başrollerini Mel Gibson'a Simpen oynuyor. Biz Mel Gibson'ı cesur yürekten biliyoruz. Gayet havalı bir abimiz. Fakat Batı'da şu an Mel Gibson aynı noktada değil. hı. Hmm. Ve e, Hollywood'un böyle asi oğlanı gibi sürekli reddedilen, bütün işleri yasaklanan, Hı. sürekli dışlanan bir boyutta. Çünkü kendisi tutku filminde e, Hz. İsa'nın çarmıha gelişini Yahudilerin yaptığını ima eden bir yönetmenlik yapıyor. Hı. O günden sonra Yahudi lobisi onu dışlıyor artı bir gün e, bir polis çevirmesinde alkollüyken şöyle bir cümle kuruyor. Dünyadaki bütün savaşların nedeni Yahudilerdir. Hmm. O günden beri kendisi bir Yahudi lobisinin hedefi olacak sözler, Kesinlikle. eylemler. Kesinlikle ve büyük oranda da bütün işleri iptal ediliyor. Karalama davaları başlatılıyor. İşte ne ırkçılığı, ne faşizmi vesaire çok büyük bir şeyle aslında karşımızda. Hatta 2019'da bu film yayınlandığında da Yeniden işlerini sakatlıyorlar ve yeniden engelliyorlar. Hmm. Bu filmin yayılmasını çok müsaade etmiyorlar. Yayınlandığında bu Film yapıldın, da... yap yap yapılmadan önce mi gerçekleşmiş <laughs> bu hadiseler? Hmm. Evet yani bu film aslında pandemi sürecinde yayınlanıyor. Hemen dağıtımı gerçekleştirdiği için işte ünlü bir platform sitesinde yayınlanıyor. Hmm. Öyle bir patlıyor ama normalde desteklenen hmm. bir kişi değil artık. Ne hmm. yönetmenliği ne oyunculuğu her türlü Hollywood'da dışlanıyor. Aslında şeydi yani biz mesela birinin Yahudi düşmanlığını sevinecek insanlar değiliz. Siyonizm düşmanlığını sevinecek Doğru. insanlarız. Doğru. Ama Hollywood'un desteklemediği birini doğrudan sahiplenebiliyor muyuz? Maalesef onu da yapamıyoruz. Hı -hı. O yüzden Mel Gibson'a da böyle bir anmış olalım. Hı -hı. Allah hidayet versin. <laughs> Amin diyelim. <laughs> Diyerek. Ee, diğer başrolümüzü de Benim Adım Sen ve Hı -hı. Game filmlerinden biliyoruz. Evet. Gayet gerilimli bir filmli Game'de. Ama tatlı. buradaki oyunculuğu da şahane değil mi hocam? Çok güzeldi gerçekten. O yani çok çok iyi bir deliği canlandırmış. Zaman zaman deli mi dahi mi? Evet. Onun arasında gidip geliyor. Kesinlikle çok güzel. Filmin değil. orijinal ismi galiba şeydi. E, profesör. Hı, profesör hı. ve Mad mi? Hı, profesör evet. ve çılgın adam gibi. Hı. Ve aslında bu film bir 98 yapım bir kitaptan uyarlama. Hı. Kitap da aynı isme sahip. Tabii gerçek hikayeleri evet, dayanıyor. Evet. Biraz anlatalım isterseniz filmi, izlemeyenler için de. Evet başlayalım. Heyecanlanalım mı <gülüyor> <gülüyor> e, Bir İngilizce sözlük yazılma meselesi var. Ama yani Bu profesörümüzün teklifiyle gerçekleşiyor. Oxford'un bir e, denetleme kurulu mu diyelim? Yani Hı -hı. orada işlerin onaylanacağı bir mekanizma var. Orayı ikna etmeye çalışıyor. E, fakat her böyle başarı hikayesinin arkasında bir, bir dizi zorluk olması gerekir ya... ...orada da o denetim kurulu hem profesörün tahsilinden dolayı zannediyorum üniversite mezunu ya da bir diploma diploması Hiç olmadığından diploması yok evet, diploması olmadığından dolayı hem de böyle bir şeyin imkansız olacağından dolayı reddediyorlar. Fakat o yılmıyor. Tekrar tekrar bir daha uğraşıyor, getiriyor. Bir ekip kurulmasını istiyor, bir ona bir oda tahsis edilmesini istiyor ve beş yılla yedi yıl arasında sürebileceğini söylüyor bunu. Bütün İngilizce kelimeleri tarihi seren camıyla beraber hı hı. yani hangi dönüşümleri geçirmiş o kelime nelere uğramış nasıl yıpranmış nasıl düşmüş nasıl kalkmış başına neler gelmiş bütün hepsinin hikayesini anlatıcı hiç daha öyle değerli toplu bir çalışma yok ee, bir şey tasarlıyor hatta ilk cildini de hani bir an önce bitireyim çıkartayım diye uğraşıyor. Ee, filmle paralel bir şekilde giden bir hikaye daha var. O da delinin hikayesi. <laughs> orada da işte askerlik sonrası bir şekilde bir travma yaşayan... Evet. ...daha sonra şizofreni teşhisi konuluyor kendisine. Ee, yanlışlıkla birisini öldürüyor. Sonra hapse giriyor. Deli olduğuna e, hükmedilince akıl hastanesine yatıyor. İşte orada bir askerin hayatını kurtarıyor. Ya da gardiyan. Ee, daha sonra orada bir şekilde onun üzerinde de çeşitli psikiyatri deneyleri Hı -hı. uygulanmaya başlanıyor. O da filmin aslında ana omurgalarından biri. Evet. Ee, Foucault'un işte deliliğin tarihi mesela çalışmasını hatırlayalım. Evet. Ee, delilik 18. yüzyıla kadar çok normal görülen bir evet, şey. Evet. Deliler halkın arasında, sokaklarda. Ki bizde de pek çok Anadolu şehrinde Mecdup. hala öyledir. Deliler meczuplar hastanelere kapatılmaz veya evlere kapatılmaz. Ee, ...sokaktadır, insanlarla beraberdir. Fakat 18. yüzyılla beraber Batı'daki o aydınlanma, modernleşme macerasının içerisinde... ...fokobunu o modernleşmenin o ana unsurlarından biri olarak görür. Ee, delilik artık hapsedilecek bir şeye, evet. kriminal bir vakaya dönüşüyor. Özel incelemelere maruz kalıyor. Ee, ve onların çoğu e, akıl hastanesinde artık hayatlarını devam ediyorlar. Ve de onların delilikleri de daha artıyor... Oradaki işte sağlıktaki dönüşüm, tıptaki yenilikler, bilimsel keşifler hepsi burada etkili. Filmimizde de deli karakterine, doktorun işte üzerinde bazı deneyler yapması, onu bir şeylere zorlamasıyla görüyoruz. Sonrasında bu deliyle dahinin yani profesörün hayat hikayesi bir yerde kesişiyor. Hı hı. Profesör diyor ki biz bu sözlüğü bu şekilde kitaplardan araştırarak kelimelerle bitiremeyeceğiz... Ne yapalım? Herkese bir şey yapalım, bir ilana çıkalım. Çok akıllıca. Bütün yayın evlerine, bütün üniversitelere ve halka diyorlar ki gönüllü bir şekilde. Burası da çok önemli <laughs> hocam. sözlüğümüze gönüllü katkıda bulunun. Ee, bize bildiğiniz kelimeleri, işte bildiğiniz kadarıyla tarihi sürecinde dahil ederek, anlamlarını da dahil ederek yazın gönderin. Hı hı. Hatta diyor ki İngiltere'nin müthiş mektup e, posta sistemi de size yardımcı <laughs> evet. olacaktır. Sonra herkes akın akın mektup yazmaya başlıyor. Çok büyük bir heyecan oluşturuyor bu. Akıl hastanesindeki delimiz de aynı şekilde mektuplar yazmaya başlıyor ama o çok büyük bir katkı yapıyor tabii. Yüzlerce, binlerce evet. neredeyse kelime gönderiyor. Sonra hikaye devam ediyor. Bir şekilde buluşuyorlar, beraber sözlü yazmaya devam ediyorlar. Evet. Gayet güzel bir arkadaşlık da böyle başlamış Başlayayım. oluyor. Ya aslında profesörün kendi hayatı zaten çok orijinal. Hiçbir şekilde okula gitmeden kendi kendine eğiten bir adam. Ve günün sonunda hiperpoligot oluyor. Yani altı dilden fazla aynen. biliyor. Bir de çok neşeli bir ailesi var hocam evet, değil mi? Evet çok güzel gerçekten. Ailesini çok ihmal ediyor ama... Evet ...yine de çocuklar çok keyifli. Evet aslında tam da ihmal ediyor gibi de gözükmüyor. Yani gerçekten eşiyle çok güzel bir ilişkileri var. Ve şey diyor... ...buraya kadar her şey senin sayende yaptım. Birazcık daha yardım edersen bir şey daha başaracağım. Aynen, aynen. Ki yaşlanıyor o yolda. Hatta o profesörün... E, ...o hayat noktasında... 1915'te vefat ediyor ve hmm. başladıktan 70 sene sonra sözlük tamamlanıyor. Hmm. Yani ömrünün çok büyük bir kısmını tabii, tabii maalesef tabii. oraya harcamış ki kendi adına maalesef bizim için gayet <laughs> hoş bir evet, nokta evet, olmuş. Evet. Ve hala sözlük zaten güncellenmeye devam ediyor ki biliyorsunuz. Hocam filmi ikinci de. kez izlediğimde ne düşündüm biliyor musunuz? Keşke bizim şu Lügatü Türk Türk'le ilgili de... bu kalitede yani bu hatta bunu da aşacak bir film yapabilsek. Biliyorsunuz Divan Ligatü Türk'ün ee, çok ilginç bir macerası var. O sözlük epey bir zaman bulunamıyor, yok kabul ediliyor. Sonra bir yerlerden, sahaflardan çıkıyor tekrar. O sözlüğün yazılma macerası ne kadar ilginç. O hikayeler tekrar deşilse, orada da ne tür zorluklar yaşandığı bir, böyle bir filmografiye aktarılsa ne kadar keyifli olur. Neden bunu doğru kişilere ulaştırmayalım? Aynen. Bu işte bu podcast buna vesile olabilir. <laughs> Muhtemelen sinemacılar, senaristler, film camiası falan TRT bizi dinliyordur. İnşallah. Buradan <laughs> hepsine selamlar ve görevler evet. diyelim. Yani bence o da çok orijinal bir şey olurdu gerçekten. Çünkü bizim için çok güncel olmayan hiçbir şeyi bilmiyoruz aslında biz gençlik olarak. Ya yani bizim gündemimize bir şey zorla bir yerden iliştirilmeli. İşte sosyal medya platformlarından görmemiz lazım. Oraya ihtiyaç duymamız lazım. Gündemimize düşürülürse memnun de oluruz. Memnun oluruz. Ee, bu profesörün altı dil biliyor olması, kendine değişik bir şekilde yetiştiriyor olması gerçekten çok orijinal. ve bizim mesela eğitim sistemi üzerine konuştuğumuzda okulsuz toplumlar, Hı -hı. işte kendini yeniden var eden öğrenci stilleri vesaire. Ben bir öğretmen olarak okulsuz bir toplumu hayal edemiyorum. Hı -hı. Ama bir yandan da kendi kendini arka planda eğitebilen bir kitle için çok orijinal bir şey olurdu diye düşünüyorum. Hatta bununla ilgili başka başka filmler de var inşallah bir gün onları da i̇nşallah. konuşmuş oluruz. Böyle ulusal kültürün en önemli parçası olan bir şeyin tarihine iniyor aslında bu film. Evet. Dilin bütün yolculuklarını görüyoruz. Kelimelerin yolculukları evet, aslında evet. bir taraftan da o da yani hepimizin ortak bir meselesi, bütün bütün insanların ortak meselesi. Çünkü kelimelerle konuşuyoruz, kelimelerle düşünüyoruz. Kelimeler bütün hayat yolculuğumuzu eşlik ediyor. Yani onların nasıl olduğunu, nasıl bugüne geldiğini bilmek bence ayrıca hayatımızı anlamlandıracak şeyler. Hı -hı. O yüzden ben yani yapabildikçe mesela sözlük karıştırmayı çok severim. Ee, evde bir Osmanlıca sözlüğüm var, yeah. çok çok evet kapsamlı. İşte işte Mehmet Doğan'ın malum Türkçe sözlüğü var. Arada böyle çok bir özel bir şeyde bir zaman oluşturmaya da beklemeden böyle rastgele bir kelimeyi açıp onu bir okumak, onun bizim edebiyatımızda hangi cümlelerle yansıdığını, yer bulduğunu görmek bence çok büyük anlam katan şeyler. Yani hayatı da bize yeniden düşündüren, yeniden değerli kılan bir şey. O yüzden ben çok seviyorum yani kelimeleri. Maxim Gorki'di zannediyorum hocam belki hatırlarsınız. Bir e, fırıncı da çalışıyor ve kitap okumayı çok seviyor. bir Yani fırıncı çırağı. E, bir, eline bir kitap geçiyor bir gün. Kitaptan o kadar böyle bir etkileniyor, büyüleniyor ki kitabı böyle ters çeviriyor. Ve hani sanki kelimeler dökülecekmiş gibi oradan şöyle sayfaları açıyor. E, sonra diyor ki ya bu, bu kelimeler, bu büyülü dünya hani şöyle bir dökülse önüme dizilse de bir görsem nasıl bir şeymiş. Yani o sayfalarda görmek yetmiyor ona. Hepimizin e, macerası bence biraz da bur buradan geçiyor. Yani bütün o düşündüğümüz, kurduğumuz cümleler, yapıp ettiklerimiz, anlam dünyamız, ailemiz, çevremiz, okulumuz hepsi o bir şekilde kelimelerde birleşiyor ve iyi kelimelerden oluşmuş iyi cümleler görünce hepimiz aslında mutlu oluyoruz. Yeniden başka bir şekilde bakmaya başlıyoruz, pencereyi açıyoruz. E, ama bu kastettiğim tabii bir alışveriş listesindeki kelimeler değil. Ya da işte üçüncü sınıf romanlardaki Hayır. kelimeler değil. Bir Abdülhak Şinasi Hisar okuduğumuzda, Ahmet Hamdi Tanpınar okuduğumuzda, Virginia Woolf okuduğumuzda ortaya çıkan Hı -hı. kelimeler. E, onlar bizim anlam dünyamızı zenginleştiriyor. İyi kelimelerden oluşmuş iyi cümleler evet. dediniz. Çok güzel bir cümleydi bence. Siz peki yazarken iyi kelimelerden iyi cümlelere nasıl geçiyorsunuz hocam? O ilham kaynaklarınızı alabilir miyiz? Vallahi hocam ilham aslında yok gibi bir şey bizim için. Ee, yani şey derler hatta yani yazarlık için bir ilham diye bir şey varsa yani yüzde 99'u çalışmak yüzde biri o da belki hani varsa öyle bir şey. Yoksa ilham e, sizin içinizde bitmek tükenmek bilmeyen bir enerji, aşk ona ne dersiniz merak duygusu herkes için farklı olabilir. O ilhamı mı yani varsa eğer sürekli davet ediyor zaten. Onun dışında ee, bir masa başına oturduğunuzda işte bir işte mum o ışıkla o masayı aydınlattığında işte gece vakti olduğunda ay gözüktüğünde falan size gelecek böyle büyülü bir şey değil öyle bir şey olmuyor ee, biraz böyle çalışarak gözlem yaparak daha fazla okuyarak bu meseleler üzerine yazacağınız her neyse yani onu daha fazla düşünerek e, sonuçlanabilen bir şey ben kelimeleri çok seviyorum çok önemsiyorum. Kelimeler her şeyimiz yani bizim. Hani seviyorum, önemsiyorum demek de sanki bana çok basitleştiriyormuşum gibi geliyor. Çok daha fazlası. Ee, dolayısıyla ben de yazmaya çalışırken kelimelerin o büyülü dünyasından yararlanmaya gayret ediyorum. Ne kadar yapabilirsem bunu. Ee, bazen başarabiliyorumdur, bazen de zayıf kalıyordur. Bilmiyorum ama olabildiğince bunu yapmaya çalışıyorum. Kelimeler öyle hocam. Bizim anlam dünyamızı inşa eden şeyler... Ee, ben, ben mesela o kelimelerin sihirli dünyasını Cemil Meriç okurken görüyorum. İşte efendim Necip Fazıl okurken görüyorum. Sezai Karakoç okurken görüyorum. Ee, biraz evvel söyledim. Abdülhak Şinasiysar'da çok görüyorum. Hayranım yani ben onun bütün cümlelerine, bütün kelimelerine. Ee, Tanpınar'da öyle. Onlar şey gibi yani önlerinde dizilmiş yüz binlerce seçenek var. Fakat o seçenekler içerisinde sanki böyle hiç siyaha bulaşmamış işte hiç üzerine toz konmamış, hiç kirlenmemiş kelimeleri ayıklaya ayıklaya en beyaz, en sade, en temiz olanları çıkartıp böyle ip gibi önümüze diziyorlar. Biz de hayranlıkla okuyoruz işte İsmet Özel şiirlerinde karşılaşıyoruz o kelimelerin büyülü dünyasıyla. Öbür türlü çok böyle katı işte esnemeyen efendim zevk, zevki selim diyorlar ya işte o, o olmayan cümlelerle bezenmiş bir şey okuduğumuzda o keyfi ve neşeyi alamıyoruz. Ama diğerlerini okuduğumuzda alıyoruz hocam. Çok güzel Biz de öyle yazabiliriz da. inşallah. Bölemedim çok iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> Bölebilirsiniz her zaman. Çok güzeldi gerçekten. Ya ben şey duymuştum kelimeler nimettir nimetle şaka olmaz. Doğru. O yüzden... Murat e... Menteş miydi acaba? Bu ya söyleyeyim? öyle ya Tarık Tufan olabilir. ikisinden birinde kaldım ben de. Şeyi hissediyor insan gerçekten bir şey yazmaya niyetlendiğinde bu kelime buraya yakışır mı? Sanki tam bu bunu anlam ifade ediyor mu bilemedim doğru, gibi. Doğru. O yüzden böyle seçe Orada seçe kelime gitmek işçiliği, çok güzel. yazı evet. işçiliği lazım hocam. Ben de hasbel kadar yaptım işte bir yazarlık, editörlük atölyelerini biraz onu anlatmaya çalışıyorum evet. arkadaşlara. Bu iş tamamen işçilik. Yani bir cümle yazılacak, bir sayfa yazılacak, o sonra çöpe atılacak, sonra tekrar yazılacak, demlenmeye bırakılacak, birkaç gün o yazıya hiç bakılmayacak, sonra bir daha bakılacak. Beğenmediysek bir daha deneyeceğiz. Yüz bin kere deneyeceğiz belki sonrasında gerçekleşecek. Ama bu arada da iyi kitapları, iyi yazarları okumaya devam Hı -hı. edeceğiz. Bir üslup oluşması için. Hatta belki ilk aşamalarda biraz taklit edeceğiz. Hı -hı. Sonra yavaş yavaş oturacak. Bu böyle çok şeyle yani işçilik, gayret, çalışmak e, bitmeyen bir enerjiyle ancak mümkün. Evet. Bazılarımız da tez canlı. Ben gerçekten bir şey demlemeyi bırakamadan böyle bir oturup sayfalarca Hı -hı. yazıp kalkanlardanım. Sonra. Ama bazılarda yavaş işte yavaş. çok ilginç bir yetenek oluyor hocam. Ee, ...biraz Allah da vergisi o. Bir, oluyor yani hani çok böyle özel bir demlenmeye bırakmadan... ...ya da e, bir böyle çok büyük bir çabalar sarf etmeden çok daha hızlı bir şekilde... ...meleki haline gelebiliyor o yazı yeteneği. Ee, ama bazıları ya da genel anlamda aslında Hı -hı. çok çok uzun bir süreç ve çok çalışmak gerekiyor. Ki onu da demlenenin daha güzel olduğuna Kesinlikle. şahidiz gerçekten. Peki bir şeyler yazarken böyle sizin de filmdeki gibi etimoloji olarak... ...köken bilimleri, böyle şu kelime şuradan daha hoş geliyor... Tabii tabii o olmadan olur olmuyor. Ama onun da şöyle bir handikapı ve e, tehlikesi var hocam bence. Çok içine girdiğinizde teknik bir meseleye dönüşüyor. Hı -hı. Yani her kelimenin nereden geldiği. Bir de kelime kökeni itibariyle bambaşka bir şey ama... ...bugün kullanılan e, anlam itibariyle çok daha farklı Hı -hı. bir şey de dönüşebiliyor... Orada o işin teknik sıkıcı soğuk tarafına bence çok takılmadan elbette işin uzmanları hı hı. E, uğraşıları gereği buna mecburen takılacaklar ama e, normal bir hani yazma okuma macerası içerisinde olan kişiler için bence oralara çok çok fazla kendimizi kaptırmadan yazmaya odaklanmalıyız ama kelimelerin geçmişinden etimolojisinden mecburen hepimiz yararlanacağız. Ben de yararlanmaya çalışıyorum. Bazen şeye bakıyorum mesela. İşte hayat kelimesi nereden gelmiş olabilir veya bir rakamı niye bir şeye on diyoruz işte bir şeye niye e, kağıt diyoruz Na, nasıl olmuş bunlar o serenceğimi çok merak ediyorum Asım Gültekin abiye rahmetli arar sorardım bunları yeah. evet yani bu o rakamlar üzerine son zamanlarda çok çalışıyordu bir hayatın önemli bir kısmı o kelimelere ve kökenlerine etimolojisine e, tabiri caizse kafayı takmış durumdaydı. Kitaplardan neşretti bununla ilgili. Çok ders verdi. gazete yazıları yazdı. Ee, bazen sohbet ederdik yani bu konularla. Allah rahmet eylesin. An, anmış olalım. Evet. Daha da güzellerini yazmak bizim neslimize de nasip olsun inşallah. inşallah. Ee, ben yine bir İngiltere'ye döneyim. Nasıl isterseniz. Şimdi burada... en çok konuşmayı sevdiğim konular <laughs> Aynen. bunlar. Bizim de merakla <laughs> beklediğimiz. Şimdi Filmimizde profesöre şövalye nişanı veriyorlar evet. ve artık fahri bir diploması da var. Evet. İngilizceye kattıkları İngilizler da. İngilizler böyledir diye gideyim hocama. <laughs> <Evet. gülüyor> önce önce yapamazsın, edemezsin derler. Evet. Yaptıktan sonra da evet ödüllendirirler ve çok güzel onun e, şey yaparlar, e, yararlanırlar o meseleden dolayı. Biz de görmüş olduk evet. burada. Ben şeyi sorayım. Yani sizin orada dil eğitiminizde burada farklılıklar var mıydı? Ya da orada kısa maceranızda hmm. İngilizce'ye dair bize söylemek istedikleriniz? Hmm. Tabii tabii hocam. Dil eğitimi açısından çok büyük bir farklılık var. Biz Türkiye'de siz de İngilizce öğretmenisiniz. Daha iyi bilirsiniz bu işi. Ee, çok iyi yapamıyoruz. Okullarımızda iyi İngilizce öğretemiyoruz. Gramer ağırlıklı bir eğitim hmm. veriyoruz. Konuşmaya cesaretlendirmiyoruz kimseyi. Yazmayla ilgili, dinlemeyle ilgili. Ek çalışmalar yapmıyoruz. Bunun belki bir sebebi, hani sınıfların kalabalık olması, işte ayrılan vaktin az olması gibi şeyler sıralanabilir ama e, bunu yapan özel kurslar var, İşte daha az kişiyle, 10 kişiyle, 15 kişiyle kurslar yapılıyor. Ama orada da e, verilemiyor bir şekilde. Bunun bir sebebi e, tamamıyla aynı dili konuşan öğrenciler içerisinde ve aynı dili konuşan bir hocadan almak olabilir bir sebebi. Ama belki daha küçük bir sebebi bu. Diğer sebebi e, biz çok cesur değiliz. Yani azıcık bildiğimizle hemen bir atılalım, bir şeyler konuşalım. Biraz Tanzancı olsun ama sonra yavaş yavaş oturur da diyemiyoruz. Ya telaffuzumuzla dalga geçerlerse. Ya telaffuzla dalga geçerlerse. Ki hocam şöyle bir şey anlatayım. İşte orada bir buçuk iki ay falan geçirdikten sonra... ...tabii e, bir British aksanı da çok biliyorsunuz tatlı bir aksan. E, biraz onu böyle yapmaya çalıştığımızda falan şey diyorlardı yani. Mesela arada mesela Türk arkadaşlarla da konuşuyorduk. Orada da vardı. Buradan konuştuklarımızda da. Aya şu kelimenin telaffuzunu yanlış söyledim falan diye hemen onlar bizim Türk arkadaşlar söylüyordu. Halbuki İngilizce <laughs> öğreten hocamız British e, hiç telaffuzla ilgili bir şey takılmıyordu veya oradaki arkadaşlar takılmıyordu. Ama biz oralara takıldığımız için maalesef <laughs> ...aşamaya da biliyoruz. Bir sebebi o bence. İngiltere tabii bu işi çok uzun yıllardır bir endüstri olarak da bir dil öğretme endüstrisi olarak da yapan bir yer olduğu için artık çok uzmanlaşmış çok çok iyi yapıyorlar bu işleri benim için çok büyük bir tecrübe oldu sadece dil öğrenimi için değil farklı bir kültür görmek işte farklı memleketlerden gelen insanlarla beraber orada ders almak vakit geçirmek İngiltere'nin şehirlerini gezmek açısından çok çok hoş bir tecrübe oldu şöyle de bir şey söyleyeyim. Ben orada İngiliz bir ailenin yanında kaldım, üç ay boyunca. Hı. Aslında birkaç ayrı ailenin yanında kaldım, değiştirdim. Onların gündelik hayatlarının nasıl geçtiğini görmek de benim için çok iyiydi. Yani işte ilk mesela kaldığım ailenin iki tane erkek çocuğu vardı, böyle dokuz on yaşlarında. Onlara buradan şey götürmüştüm. İşte kalacağımız ev önceden belli oluyordu. Onun ailesi hakkında da bilgi veriyorlardı... İki tane erkek çocuğu olduğunu öğrenince e, buradan şey götürdüm. E, i̇smi aklıma gelmedi şimdi. Bizim bu geleneksel taş oyunumuz neydi? Bir, bir tane hmm. mangala Beşiktaş taş. Ha, tamam, diyorlar. burayı da kesersiniz. <gülüyor> <gülüyor> e, o iki erkek çocuğa mangala götürdüm hocam buradan Beraber onlarla oynadık. Sonra futbola çok ha, meraklılarmış, meraklılarmış. ...beraber top oynadık, gezdik, dolaştık... ...aile içinde de vakit geçirdik... ...yani onların gündelik hayatlarının nasıl geçtiği... ...çocuklarında dair neye kızıyorlar... ...ne hoşlarına gidiyor... ...kaçta yatıyorlar, kaçta kalkıyorlar... ...ne yiyorlar, ne konuşuyorlar falan... Ne yiyorlar Bunlar, gerçekten? Hocam çok çok ilginç şeyler yiyorlar... ...hep fast food yiyorlar... O ...küçük çocuklar evet... Yeah. ...kahvaltı meselesi yok zaten... ...ya yani bir ekmeğin üzerine böyle bir reçel sürüp... ...hemen geçiştirilen bir kahvaltı var... Akşam da işte dip frizden falan bir şeyler çıkartıp onu hemen mikrodalgada ısıtıp veriyorlar. Üzüldüm <laughs> yani. Bizim, evet. bizim bizde olsa o çocuklar ne imam bayıldılar... <laughs> ne baklavalar, <laughs> ne efendim böreklerle falan büyürlerdi. Ee, ama yemek kültürleri çok zayıf, inanılmaz. Bir de karı koca beraber çalışıyorlar. Gün içinde de öyle çok vakit olmuyor. Fakat şeyi çok ilginç. Yani evde yabancı birisinin olması e, hiç onlar için problem değil. Zaten çok alışıklar. Hep böyle bir odayı bir şey için ayırmışlar yani bir öğrenci için. Benim dışımda kalan biri daha vardı mesela. O bir markette kasiyer olarak çalışıyordu. Costa Rica'dan mı ne gelmişti herhalde? Ee, onun da ayrı bir odası vardı. Geniş bir evdi. Böyle yabancılarla beraber hani hiçbir normal hayatlarında devam ettirerek... E, ...hiç sorun olmuyordu onlara. Başka bir evde karı koca biraz daha yaşlı... ...işte çocukları uzakta olan bir aileydi. Onlarla epey vakit geçirdim. Onları gözlemlemek de benim için çok e, anlamlı bir tecrübeydi yani. Başka türlü edinemezdim bu tecrübeyi. Ya dil öğrenmeye gittiniz ama aslında dil biraz da tabii, kültürü kültür, barındırdığı kültürü için... Tabii evet. Rahatlıkla oraya evet, hakim evet. olmuş. Sizin için nasıldı peki enteresan bir Benim için yaşaman. çok çok enteresandı. Ee, tabii biz biraz böyle mahremiyet endişeleriyle büyüyen insanlarız. <laughs> o mahremiyetin orada e, mesela biraz daha esnek olması benim çok garipsediğim bir şeydi. Yani bizim şeyi düşündüm yani İstanbul'da e, bizim evde yabancı bir öğrenci olsa... <laughs> Veya annem, ben büyürken diyelim ki annemin babamın evinde e, yabancı bir öğrenci olsa nasıl olur? Bizde mümkün değil. Ya yani bizim kültür onu kaldırmıyor <laughs> ama oradaki kültür artık o biraz da tabii maddi meseleler de var onun içinde. İngiltere'de hayat pahalılığı var, o ev <laughs> kiralarını ya da masrafları karşılamak için bir anlamda mecbur kalan aileler bunlar. Yoksa onun dışında kalan ailelerin çoğunda böyle bir şey yok. E, dolayısıyla he, her anlamda ilginçti yani. İlginç bir tecrübeydi benim adıma da. Hayır, olurlu olsun diye. Eyvallah, eyvallah. <laughs> Peki şeyi tavsiye ediyor musunuz? Kesinlikle bir dil öğrencisinin... ...dile yatırım yapmak isteyen bir... ...kesinlikle İngiltere'ye gitmeli mi? Valla imkan varsa gitsin. Çok, yani çok fark tavsiye eder mi yani? Çok gidilsin. tavsiye ederim. <laughs> çok çok fark eder. Ee, Üzdü. Bu bu şey hocam... ...yani dilim... öğrenirsin Dili öğrenmek çok çetrefilli bir şey değil. Ee, ben de belli bir seviyeye kadar biliyordum. Ee, pek çok arkadaş... ...ana dili gibi... ...benim yakın arkadaşlarımdan da var yani... ...bir netiv gibi... ...burada hiçbir kursa gitmeden... ...hiçbir yurt dışı tecrübesi edinmeden... ...bir netiv gibi konuşabiliyor... ...yazabiliyor, biliyor Neyse. dini Öğrenir, öğrenilir yani örnekleri çok... E, ...orası dil öğrenmeyi çok kolaylaştırıyor... ...dilin e, gündelik hayatta... ...nasıl kullanıldığını... ...yani kitaplarda yazan ya da bir hocanın... ...dersi anlatıldığı şekilde değil... ...dil gündelik hayatta işte filmimizde de o var ya... Hı -hı. ...çok değişik formlara uğruyor... ...o kelimeler değişiyor... ...öğrendiğiniz o gramer yapıları bozuluyor... ...bir kasiyer sizinle konuşurken... ...bambaşka bir şey dönüştürüyor... Ne bu diyorsunuz? Onun üzerine düşünmeye başlıyorsunuz, onu soruyorsunuz. Sonra bazı soruları nasıl ifade edeceğiniz ya da bir konuşmayı nasıl sürdüreceğiniz, kendinizden de daha detaylı nasıl bahsedebileceğinize dair mecburi bir e, aşamayı geçiyorsunuz orada. O bir anda hızlandırıyor öğrenmeyi, çok çok hızlandırıyor. Sonra üstüne koyarak devam ederseniz döndüğünüzde çok çok iyi bir yatırım yapmış oluyorsunuz kendinize. İmkan bulan e, bazı işte insanlar için bu burstur bir devlet desteğidir. Ya da orada bir üniversitede yüksek lisans doktoru yapmaya gidersiniz, oradaki bir imkandan yararlanırsınız ya da tamamen kendi imkanlarınızla. Ama fırsatını bulan herkes bence o e, oraları görmeye de, dil öğrenmeye de gitsin derim. İnşallah. <laughs> İnşallah. Biraz umutsuz artık ekonomimiz Vallahi ama. Vallahi hiç belli olmaz hocam. Niyetini alan e, bence bir şekilde o niyetine kavuşuyor. Bu bu bazıları için işte sporda bir aşamayı geçmek olur. Bazıları için bir dil öğrenmek olur, üniversiteyi bitirmek olur, doktorayı bitirmek olur. Bir, bir şekilde niyet edip o, o yöne doğru yollar aramakla alakalı bulunur diye düşünüyorum yani. O zaman hayır duanızı alalım. Hayır. Genciha da gönderiyor diye biliyorum bu arada. Ee, hemen ilgililer Marmara Ege sorumlusuna başvurabilirler. <laughs> İnşallah diyelim. İAHA'nın da çok güzel dil eğitimleri var gerçekten. Özellikle Arapça konusunda çok destekliyorlar. Evet, evet. Ee, buradan SOS vererek <gülüyor> yayını <laughs> Yahaya bağlıyorum. Tamam. Önce bizi göndersin. <gülüyor> <da>. <gülüyor> ya inşallah Ürdün'de Arapça eğitimi şu an devam ediyor ve Sudan'da. <laughs> ee, Malezya dil eğitimi de İngilizce için başlayacak ama... ...bu çocuk personel, beni göndermezler. Öyle mi diyorsunuz? Ama inşallah Allah büyüktür bir İngiltere i̇nşallah. yaptırır diye ümit ediyorum. Küçükler, küçük kızlar sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? <laughs> İngilizce eğitimi doğru zor. <laughs> Tamam oradan devam edelim mi biraz daha diyorsunuz Birazcık filme girelim Ve tamamlayalım inşallah ee... Bu dergicilik falan Meselelerini konuşabiliriz biraz Evet isterseniz. Çok mu Tamam, ee, Reel sorularımızda dergicilik varmış, orada birazcık size canlı... Bir video mu çekilecek bana? Kısa bir ha, video alırsak. Bunlardan hiç bahsetmemiştik, tamam. O olurun küçük bir projesi tamam. değilim. Ee, orada dergiciliği canlı canlı alalım sizden. Tamam, nasıl isterseniz, size bağlıyız. Buradan sonraki hayatıma siyasetçi olarak <laughs> devam etmeye <edeyim> düşünüyorum. <şimdi>. Filme küçük bir dönüyorum. tamam. Ee, bu arada program zaman gayet akmış gitmiş hissetmemişiz Süper. gayet evet. güzel İnşallah sıkmamışızdır dinleyenleri de ee, İnşallah yok ben gayet keyif aldım İnşallah biz dinleyenler daha çok keyif alır Akıl Oyunları filmini izlemiş miydiniz? İzledim evet bu aslında Deli ve Dahi'ye çok benzeyen bir değil film Değil mi? Onun sayısalcısı gibi Gerçekten <laughs> tam da diyecektim ki bu da onun sözelcisi gibi <laughs> aynen, diyecektim aynen Benim için de öyle geldi ee, Bir iki yorum Bu da İngiltere'nin eski üniversitelerine geçiyordu değil mi? Aa çok güzel soru. Ama emin değilim. Hmm, hatırlamıyorum ama çok Hı -hı. mantıklı. Olabilir. Ya da belki Amerika'da, Harvard'da falan da geçiyor olabilir. O da olabilir. Yayından sonra Burası, bakılsın. Aynen, doğruysa devam edelim. <laughs> Yanlışsa keselim bunu. Muray'a <laughs> bir bakılsın. Güzel bir... Ee, burada sözel versiyonu gibi dedik ama gerçekten mesela orada işte profesör... ...bizim şu anki profesörümüz kim deli kim dahi diyor bizim için... Deli olduğuna inandığımız dahimiz de ayaklarındaki zinciri gösteriyor. Aslında çok havalı bir deli olduğunu gösteriş şekli. Ve ee, onu oraya getiren çok büyük sebepler var. Yani dediğiniz gibi askerlikteki nevrozları, o süreçleri vesaire. Ama vicdani ve ahlaki yapısı çok gelişmiş. Yani bir adamı öldürülmek vesaire isteyecek bir doktor da değil zaten. Ama şöyle ee, küçük bir aşka giriyorum filmde. Çünkü tamam. gerçekten enteresan bir yerden yaşanıyor bu eee istemeden öldürdüğü adamın eşiyle bir dostlukları kuruluyor. Çünkü öldürdüğü adamın ailesine bakmakla yükümlü hissediyor kendini ve doktorluktan emekli olduğu için askeri doktorluktan kalan maaşını işte o ailenin bütün çocuklarına bakarak geçimini sağlamasını istiyor. O anne istiyor. de başta bunu reddediyor, istemiyor. Evet. Hatta hafiften böyle bir kötü yolu da <laughs> düşecek oluyor. E, ...fakat daha sonra biraz mecbur kalıyor... ...işte bir yüzüne bakabileceksem hatta... ...diyor bir gideyim evet. bakayım... ...sonra dediğiniz gibi aralarında bir dostluk başlıyor. Evet yani... yani ...ikisinin de gururdan... ...bir perdesi var fakat o kalktıktan sonra... ...işte kadına okuma yazma öğreten... Işte ...çocuklarına işte... ...rızık takdimini yapan diyelim... ...ve ilgilenen bir adama dönüşüyor gerçekten. Tabii tabii... Hı... ...çok özür dilerim bir parantez açayım... Rahat. ...orada eğer görebildiysek... E, ...İngiltere'nin o dönemki ...fakir ve zengin arasındaki uçurumu da evet. fark etmiş oluyoruz. O aile mesela, kocası öldürülen aile, çocuklarıyla beraber büyük bir sefalet içerisinde yaşıyorlar. Çok küçük çocuklar böyle kibrit kutularıyla falan bir şeyler yapıp sadece o günkü yiyeceklerini temin etmeye çalışıyorlar. Ama bir taraftan üniversitedeki hocalar mesela, sarayda, şeyde, kraliyet evet. ailesindekiler... Bayağı zevki sefa içerisinde yaşıyor. Kapitalizm'in yeni yeni doğduğu bir dönem. 18. yüzyıl İngiltere için. Doğru. Burada bir parantez açarak çok güzel ediyorum. bir noktaydı. Evet. <laughs> Şu an havalı geldi bir <laughs> daha, biraz daha konuşuruz. <gülüyor> <Konuşalım>. <gülüyor> Bu kısma bir girelim gerçekten. Doğru 18. Benim yüzyı. gördüğüm İngiltere de öyle hocam. 2021 İngilteresinde de çok ciddi bir uçurum var. Bu her yerde var. Tamam, dünyanın her yerinde var ama e, kapitalizmin beşiğinde... dünyaya aydınlanma getireceğini söyleyen. Herkes artık yani dünyada cenneti kuracağız diyen, modernleşeceğiz diyen memleketlerin beşiğinde hala yoksulluktan insanların ölmesi. O ülkenin içinde yani evsizlerin olması, sokakta yatanların olması, işte efendim çok zor şartlar altında çalışıp çok düşük ücretlerle çalışan insanların olması büyük bir acı. Ve bu hala devam ediyor, kimseyi rahatsız etmiyor. Bu hayat böyle deniliyor fakat bu hayat böyle değil. Bu kapitalizmin bir doğal sonucu. E, bunu değiştirmemiz lazım. Fakat e, değiştirecek kişileri de... ...bu kapitalizmin öncüleri olanlardan bekliyoruz ya... Hı hı. E, ...o yüzden bir şey değişmiyor asırlardır. Fakat daha başka, o yoksul kesimlerin... E, ...belki işte bu dur durumları fark eden bizlerin bir şeyler yapmasıyla... E, ...bu sistem değişecek. Dünyadaki bu kapitalist, e, zorbacı, modernist sistemin değişmesi lazım. Yerine daha ahlaki temellerini de İslam'dan alan bir sistemin kurulması şart. Fakat bunu nasıl yapacağımız üzerine çok kafa yormamız gerekiyor. Evet, inşallah nasip olur. Yeri gelmişken şey de sorayım. İngiltere'deki Müslüman nüfus ya da sizin gözleminiz nasıldı? Evet, evet Müslümanlar çok güçlü İngiltere'de. Ee, biliyorsunuz Londra'nın şu an belediye başkanı Pakistanlı bir Müslüman. Ee, milletvekilleri var. Ee, Müslüman komüniti her yerde kendi camileriyle, cemaatleriyle, hatta okullarıyla. İngiltere'nin öyle özgürlükçü bir kurnas, iki 200'lü böyle bir tarafı var. Ee, bir taraftan tabii sömürmeye devam ediyor işte hala Hindistan'da, başka yerde Uganda'da. Ben Uganda'ya da gittim hocam birkaç hafta kaldım Tika ile yeah. beraber. Orada da hala İngiliz sömürüsü devam ediyor ama bir taraftan da kendi ülkesinde sonsuz bir özgürlük şeyleri sunuyor. Tırnak içinde söylüyorum bunu, göstermelik. Cambridge'de Cambridge Müslüm Kalıç var. Onların çok güzel bir camisi var. E, oraya çok gittim. Hemen her cumayı da orada kılmaya çalıştım. Londra'da çok büyük külliyeler, camiler ve e, İslamik centerlar var. Cambridge'dekinde özellikle e, yapılan camiye Türkiye'den çok ciddi bir yardım gitmiş. E, hat, Diyanet üzerinde. Hatta açılışına e, Cumhurbaşkanı da katılmış. Onların şeyleri de var. Bunlardan gururla söylüyor yani oradaki Müslümanlar işte Türkiye'den geldiğimizi öğrendiklerinde. Bu caminin yapımına Türkiye çok yardım etmiş diyorlar. Cami özellikle vurguluyorum çünkü öyle bir memlekette bir iyi bir cami, güzel, temiz, bir cami bulmak çok zor. Küçük küçük böyle mescitler var. Çok da maalesef hijyen konusunda problemler var. Fakat bu Cambridge merkez camisi ...oradaki Müslüm kalıcın idare ettiği... ...diyanetinde yardım ettiği... Ki Cambridge Üniversitesi'nin ilahiyatını da... ...onlar idare ediyor... Ee, ...orada... E, ...çok böyle tertemiz... ...bir de şey, mimari olarak da bir ödül almış... ...bir cami, yeah. tamamen yüzde yüz... ...organik ahşap malzemelerden yapılmış... ...çok hoş bir cami... ...benzerlerini farklı ülkelerde... ...şehirlerde de gördüm, Oxford'da... ...işte Birmingham'da... ...Londra'da falan... E, ...güzel yani Müslümanlar güçlü... ...iyi, okulları var, kreşleri var... Ee, ...kendi hallerinde... Iyi, ...iyi bir hayat yaşamaya çalışıyorlar. Çok güzel maşallah. Ama bir sadece şunu ekleyeyim, uzatmadıysam... ...bir taraftan Müslümanlar da... ...aslında oranın... Yani ...büyük oranda söyleyeyim bunu, çok yani iş adamları da var... işte avukatları da var, doktorları da ...bir sürü şey var ama... ...büyük oranda hizmet sektöründeler. Otobüs şoförü, yemekhanede çalışıyor... ...garson, işte ne bileyim... ...berber, o tip şeylere... ...daha çok böyle yayılmışlar... Ama e, kültürlerin, dinlerini korumaya çalışıyorlar büyük oranda. Çok güzel gerçekten. Yani birçok ülkede böyle şeyler duymadık evet. maalesef. İngiltere'nin İngiltere göbeğinde böyle bir şey farklı. varsa. Yani bir aradalar bir de. O şeyleri, yapıları da iyi. Farklı cemaatler de bir arada bir şeyler yapabiliyor. Organik ilişkiler kurabiliyorlar. E, o anlamda güzel yani. Türkiye'den hoşuma... daha öndeler oradaki tabii, Müslümanlar. Tabii tabii öyle. Ufuk anlamında da hocam tartıştıkları konular, düşündükleri meseleler, yayınları var. O, o açıdan da iyi. Üniversitelerde güçlüler. Bir, iyi, i̇yi işler yapmaya çalışıyorlar benim görebildiğim kadarıyla. Ee, mesela temel şu anki meseleleri bir arada yaşamak kültürü. Yani bizim buradaki kısır tartışmalarımızdan evet. daha uzak, daha geniş bir ufukla da bakabildiklerini düşünüyorum ben. Ee, bizim buradaki istisnalarını ayrı olarak <laughs> söylüyorum. Ee, bu meseleleri daha çok kafa yoruyorlar ve geleceğin dünyasında temelde bu meseleler aslında yani göç, bir arada yaşama. Hani ne yapacağız yani? Hani bir İslam var, bir dinimiz var. Beraberiz ama bir de tamamen farklı kültürler var, farklı inançlar var. O o meseleler üzerine çok kafa yoruyorlar. Bu da sevindirici. İnşallah iyi şeyler çıkacak orada. İnşallah. Yani İngiltere'ye gidemiyorsak bile İngiltere'den bir şeyler alıp burada uygulamak hepimize nasip olsun gerçekten. Kesinlikle. İyi şeyler alalım. İyi Buradaki şeyler iyi şeyleri de oraya götürelim. Aha, evet, politik i̇yilikleri, bir cevap oldu. İyilikleri yayalım yani. <laughs> İyiliğin geleceği gençliğe ha diye buradan <laughs> bağlayalım. Buradan <laughs> <Reklam. gülüyor> Abi ben çok teşekkür ederim ben geldiğiniz teşekkür için. Ederim. Sizinle deli ve dahi konuşmak ve dahi İngiltere'yi çok keyifliydi gerçekten ki... Uzun zamandır İngiltere'yi dinlemek istiyordum. Hı hı. O yüzden nasip oldu gerçekten. Ben teşekkür ederim tekrar nazik davetinizden dolayı. Umarım dinleyicilerimiz için de keyifli geçmiştir. İnşallah kesinlikle geçtiğine eminim. Size genç atölyeden küçük bir hediye takdimimiz var. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şöyle vereyim. Eksik olmayın. İnşallah müsait vaktinizde yeniden güzel bir filmle sizi ağırlamaktan İnşallah. mutluluk duyarız. İnşallah. Görüşmek üzere. Sağ olun hocam. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Yedinci bölümün sonuna geldik. Bir sözcük kolay çıkarılmıyor görüyorsunuz. İnşallah bir dahaki bölümde yeniden görüşmek üzere. Filmlerden de güzel hayatlarınız olsun. Genç Yahan'ın Instagram, Twitter ve YouTube hesabına programın tanıtım postunun altına yorumlarınızı bekliyoruz efendim.